Merhaba arkadaşlar, yeni video ile sizlerle birlikteyiz. Bugün sizlere Kosori marka Air Fryer'ımızı tanıtacağız. Evet, sizi dinliyoruz Ayhan Bey. Evet arkadaşlar, merhabalar. Ürünü internet üzerinden yurt dışından getirttirdik. İtalyan malı Kosori. Philips'ten sonra hemen hemen en çok kullanılan markalardan bir tanesi. Air Fryer, yani aslında Türkçesi hava fritözü anlamına geliyor. Yiyeceklerimizi çok kısa bir sürede yağsız olarak özellikle hava desteğiyle birlikte pişiriyor bu aletimiz. Son derece bu son dönemlerde özellikle son derece popüler olan bir makine kendileri. İlk önce size şöyle detaylarını gösterelim çok isterseniz. Çok basit bir sistemi var. Şu şekilde gördüğünüz gibi içinde bir aparatı var. Bu aparatın delikleri sayesinde alttan hava akışı sağlıyor. Üstteki rezistansın üzerinde pervane var. Ve dar alanda ısıtma yaptığı için ve normal fırınlara göre 1,5 kat daha fazla sıcaklık ve aynı zamanda dar alandaki ısı yoğuşmasından dolayı da çok daha kısa sürede pişirmeye sağlayabiliyor. Aynı zamanda pişirdiğimiz ürünleri sıcak tutma özelliğine sahip. Sıcak tutuyor, buz çözme özelliği var. Özellikle patates kızartması, köfte, et gibi ürünlerde dışını çok iyi pişirip içini sulu bırakabiliyor. Bu yüzden çok, bu yönden çok avantajlı. Fırına göre çok daha artıları olan bir cihaz. Fırına göre tek dezavantajı porsiyonlarımızın küçük olması. Yani iki tepsi ürünü atamıyoruz içine. Ancak ufak çekirdek aileler için kullanılabilecek bir ürün. Yani bizim ailemiz için kullanabileceğimiz bir ürün desek yeridir. Ürünün kullanımı çok basit. Üzerinde her şey zaten resimli olarak anlatılıyor. Et, kemikli et, balık, deniz ürünleri gibi her şeyin üzerine tıkladığımızda bunlar hazır ayarları var. Buradan derecesi ve dakikası değişiyor. Aynı zamanda bunları istersek manuel olarak da yapabiliyoruz. Burada buz çözme özelliğimiz var. Buzluktan aldığımız ürünlerin istediğimiz zaman normal pişirmesini yapacaksak burada bu sayede buzunu çözebiliyoruz. Aynı zamanda patates kızartma özelliğimiz var. Çok güzel patates kızartıyor. Sebzelerimizi, karnabahar, havuç resimleri var üzerinde. Aynı zamanda cihazımız çok güzel ekmek yapıyor. Daha biz denemedik biz ama. Biz denemedik fakat biz de diğer inceleme videolarından izlediğimiz kadarıyla gayet güzel başarılı ekmek denemeleri var. Çok güzel tatlı yapıldığının kanıtları var ve özellikle de suflenin harika olduğunu söylüyorlar lezzetinin. İleriki zamanlarda bunları da tek tek deneyip atacağız kanala. Cihazın kullanımında ilk önce burada ön ısıtmamız var. Preheat diye bir tuş var. Bununla birlikte yemeğe atmadan önce bir ön ısıtma yapmamız gerekiyor. Daha sonrasında atacağımız yiyeceği atıyoruz. Hani fırındaki fırını ısıtıp da yemeklerimizi fırına verdiğimizle aynı mantık üzerine duruyor. Genel olarak özelliklerimiz böyle. Biz şimdi aldığımız bifteyi deneyeceğiz bugün sizlerle birlikte. Evet arkadaşlar, şu anda görmüş olduğunuz gibi cihazımızı ön ısıtmaya aldık. 5 dakikada bir minimum 205 derecede ön ısıtmasını yapıyor. Ses olarak da çok fazla rahatsız edici bir sesi yok. Isıtmasını bitirdikten sonra zaten o bizi uyaracak. Daha sonra hazırlamış olduğumuz bifteklerimiz var burada. Biz bunları marine ettik yaklaşık 1 saat, 1,5 saat önce. İçerisine zeytinyağı, kekik, salça, sarımsak, damak tadınıza göre bifteklerimizi soslayıp dinlendirdikten sonra bu şekilde air fryer'ımızı, yani hava fritözümüzü ısıtıyoruz. Şu anda işlemlerimiz bittikten sonra arkadaşlar makinemizi kullanacağız ve göreceğiz sonuçları. Arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi şu anda ön ısıtmamız tamamlanmak üzere. 1 dakika kaldı. 1 dakikanın sonunda bizi sesli olarak uyaracak. Biz de makinemizi açıp bifteklerimizi dizip ayarımızı yapıp pişmeye bırakacağız. 15-20 dakika sonra sonucu da tekrardan sizlerle paylaşacağız. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi makinemiz, ben ısındım artık, ürünlerin içine koyabilirsin diyor. Şu anda hemen çıkarttık, bifteklerimizi diseceğiz. Sesi duyabiliyorsunuz.
ürünün aynı zamanda farklı boyları var. Bu XX large en büyük boyu. 5,5 litre haznesi var. Tabii 5,5 litre olma yine bizim fırınlarımıza eşdeğer değil ama yine de içlerinde en büyük boyutu bu. Maksimum 1 litre falan, 1 kilo falan patatesi aldığını biliyoruz yalnız. Diğerlerinin bu kadar alamadığını videolarda görmüştük. Gördüğünüz gibi etlerimizi yerleştirdik. Makinemizi çalıştırıyoruz. 205 derecede 6 dakika olarak gösteriyor. Sonucu sizlerle paylaşacağız 6 dakika sonra arkadaşlar. Yalnız 6 dakikada tam olarak pişmediği videoları var. Biz de buna uyacağız muhtemelen. 6. dakikada açıp etlerimizi çevirip hemen hemen bir 4-5 dakika daha pişirmeyi düşünüyoruz muhtemelen. Tabii bu 6. dakikanın sonunda durumu göreceğiz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi makinemiz ben işimi bitirdim diyor. Sonuçlarını görmek için sesi duyabiliyorsunuz arkadaşlar. Görüntü de şahane. Şimdi bir arkasını çevirip bakalım bir. Durum nedir? İsterseniz sizin için arkadaşlar bir keseyim, içini bir görelim. Şu anda ön kısmı gayet güzel. Bence bir tık daha pişirelim ondan sonra açalım. Gibi gözüküyor ama şöyle bir altına bakalım nasıl yağımız falan şey yapmış mı arkadaşlar. Gördünüz. Bence yap. Çevirelim. Bir tık daha pişirebiliriz. Hepsini çevireyim. Ama aslında bir kesim içine de bakabiliriz. Ya şimdi öncelikle muhtemelen 6 dakika fazla gelecek. Bir 3 dakika deneyelim. Sonrasında ara ara kontrol etmekte fayda var bence. Tekrar et moduna alıyoruz. Dakikayı kendimiz elimizle ayarlayabiliyoruz ve tekrardan başlatıyoruz. Sonuçları 3 dakika sonra hep birlikte göreceğiz. Evet arkadaşlar, şu anda etimiz pişti, 3 dakika daha geçti. Şimdi tekrar açıyoruz ve sonuca bakıyoruz. Gayet leziz gözüküyorlar ama tabi durumu bilmiyoruz şu anda. Şimdi servis tabağını alıp bir dilimleyeceğiz ve içini göreceğiz. Görmüş olduğunuz gibi evet. Gayet lezzetli duruyor arkadaşlar. Gayet rahat kesiliyor. Kesinlikle için gayet güzel. Oruç olduğumuz için şu anda. Maalesef tadım yapamıyoruz. Yani bir 3-5 dakika sonra tadımı yapıp bunu da paylaşacağız sizinle. Yeter, bir bayağı baktıralım bakalım. Evet arkadaşlar, iftar sonrası etimizin tadına da biz de baktık. Gerçekten muazzam bir lezzet. İçi yumuşacık, dışı gayet güzel pişmiş bir şekilde. Şimdilik bizden bu kadar. Diğer videolarımızda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.